susturamıyoruz Nur Yerli Taş'ı. Bakın şimdi ne demiş. Gerçekten onun dediğine de inanmıyorum. Evet. Ya videosu bak var. Bakalım. Gerçekten. Benim önceliğimde Serkan'ın klibinin iptal edilmesi, bazı arkadaşlarım beni Instagram'dan takipten çıkarmaları kesinlikle önceliğimde böyle bir şey yok. Önceliğimde daha önemli konular var fakat bunları da burada konuşmak istemiyorum böyle ayaküstü. Daha suskunluğumu bozmadım. Bekledim herkes programlarında konuşsunlar, etsinler, hakaret etsinler, bağırsınlar, çağırsınlar. Hep onları bekledim. Benim cep telefonum servis edilmiş numaram. Şu an o yanımda biliyor musunuz? Şöyle ki ben hepsini, hiç telefonumu bile kapatmadım. Geceleri gelen kötü yorumları okudum. %70'i kötü, %30'u iyiydi. Onları bile okudum. Başka soru. Cuma günü savcılığa gittiniz. Başka soru. Takipsizlik kararı aldınız. Başka soru. Ama şu anda sorulan sorular bunlar. Peki, hayır başka soru. Peki Nur abla bundan sonra ne olacak? Başka şey sorun. Hadi ki teşekkür ederiz o zaman. Nur abla. Yani bana isimler soruyorsunuz. Başka soru sorun. Sadece şehit aileleri onlara karşı üzgünüm. Ve bir de köprüdeki olayda hani o 15 Temmuz olaylarındaki şehit kalan o sivil gençlerimiz, sivil insanlar, askerlerimiz, sadece onların ailesine karşı mahcup oldum. Şöyle ki üzüldüm. O da zaten anlatıyorum. Yani bir telefon geliyor. Hiç kimseye kırgın dönmüyor. Benim çok güçlü bir kadınım ben. Allah'tan arkamda ailem var. Hayatımda 71 yılımı sinemaya verdim. Ama bu kelebeği oğlum Harun yüzünden aldım. Birazdan Laf Bende Kalmasın'da. Vay, Altın vay. Kelebek ödül töreninden çok özel haberlerimiz yani. Var. Birazdan sizinle olacak ama ben şimdi Nur Yerlitaş'la ilgili olarak şunu ben söylüyorum. Ben inanamıyorum. Neden inanamıyorum? Çünkü çok milliyetçi bir kadın olarak biliyordum. Ya görmedim de videoyu, inanmak istemiyorum. Şu video var ya. Mı arkadaşlar? Video verebilir miyiz? Bir Yeliz Yeşilmen'e inandıralım bakalım şu ya işe. Böyle bir şey söylemiş olabilecek biz inanamıyorum ya. Biz söylemiş ne yazık ki evet. Ama söylemiş. O... şehitler meyitler yeter ya gerçekten demesi. Gerçekten. Evet böyle dedi ya böyle öyle dedi. İzledik. Ona diyorlar ki telefonla halbuki geliyor. Halbuki çok tanıdığı önemli insanlar var, ortak tanıdıklarımız. Bildiğim kadarıyla da çok bu tip şeylere. Şimdi öyle bir kadın değil de nasıl, tamam nasıl işte, bu oldu yani. Bak şuursuzluk. Canlı yayın yapıyor bir sosyal medya hesabı üzerinden. O sırada diyorlar kendi ki. Kendi sosyal medyasında. Evet o sırada diyorlar ki. Birileri kulağına bir şey söylüyor. Ya Nur. İstersen canlı yayını kes, şehitler var diyorlar. Doğal olarak hani bu tabii, konuda duyarlı ol. Hepimize söylüyorlar öyle evet. Bir şey oldu mu yazıyorlar. Tamam mı? O da dönüyor diyor ki şehitler meyitler yeter ya diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi oradaki tepkisi kendisinin evet bak. Ha burada. Yani... Burada bak. Burada söylüyor işte. Bak. Bir daha versene yeterden öncesini. Bak. Ne yapayım Allah Allah? Şehitler, meyitler, rivayet. Anlatabiliyor muyum? Sanki alkolüymüş gibi. Şuursuzluk ay, bu. Ay bu çok çok kötü ötesi. Çok bak kötü. İlk kez izliyorum şuursuzluk. Değil mi? Şuursuzluk. Ve ben de diyorum ki Nur Yerlitaş'a. Ya yani onu yaptı. Bence de şu anda sarhoş kafayla bunu söylemiş. Şimdi hala içki hani içmedim değil. Diyor. Ben içki normal içmem, bir şey, kullanmam kendinde diyor. Kendinde görmüyor, bilemiyoruz. Kendinde bilmem. Görmüyor. Çünkü bu çok büyük bir gaf. İşte zamanında çok çok değerli isimler de bu gaflardan evet. Dolayı Türkiye'den silindi biliyorsunuz. Evet. Şimdi bütün çok sevdiğimiz, bütün mesele çok şu. Arasından.
halk asla affetmez ve bunu asla unutmuyorlar. Bunu söyledi. Bir de şehitler bizim için çok önemli. Çünkü benim ben eşimden dolayı benim eşimin de yani tabii ki 16 yaşından beri belli bir davası var. Biz bu konuda ayrıca çok hassasız. Yeliz Yeşilmen. O inanamadı işte. Dedi ki Allah Allah dedi. Çok destek veren nasıl böyle bir şey söylemiş olabilir dedi yani. Benim söylediğim tek şey şu. İnsan bazen böyle istemeden ağzından bir iki kelime çıkabilir. Bu Nur Yerlitaş'ın kişi şey olarak olmuş, yok. Kişi olarak milliyetçi duruşuna hiçbir sözüm yok. Ama yaptığı şey çok büyük ama çok büyük bir saygısızlık. Tamam. Evet. Affı şimdi olamaz. Nur Yerlitaş'ı arkadaşları çok üzülmüştür, çok pişman olmuştur. Mutlaka. Serkan Kaya klipten çıkardı. Demet Akalın takipten vazgeçti. Valla bir şehit ailesine çok büyük maddi yardım yapıp gidip şehit aileleri derneğine sahip çıkacak. Evet. Bu kadar konuşacağına ancak bu kadar şekil. Konuşacağına o derneklerin olmaz. Yararına bir şey yap. Gitsin oralarda konuşmalar yapsın. Kıyafet, onlardan özür dilesin. Özür dilesin tabii. Ve maddi yardım yapsın. Kıyafet biter. Mi dikiyorsun? Hani mesleğini evet. Onlar için kullan. Ne yani, bileyim. Onlar için bir şeyler yap. 100 yani. Tane şehit ailesinin çocuğuna mezuniyet evet elbisesi ya, dik. Evet ya 23 Nisan elbisesi dik mesela. Ben evet. Mi söyleyeceğim peki, sana 23 bunu? Nisan'da çocuklarını ben giydireceğim. Artık tamam hala oldu. Hala kuyruğunu dik. İstemeyerek oldu. Boş hayır, bulundu. Hayır susmuyor. Hala ama, basın toplantısı evet. Düzenleyeceğim. Evet. İşte, orada açıklayacağım, daha söyleyeceğim. Ne kadar kullanacaksınız beni? Ya Nur Yerlitaş biz seni niye kullanalım arkadaş sen? Kötü olmuş. Yani çok söylediğin kötü. Lafın çok. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Ya daha şimdi ne şey kadar oldu. Çok sivrilip çok yükselip parayı sonradan daha da ki ben çok seviyorum, saygı duyuyorum. Çok şaşırdım. Yani o geçtiğimiz senelerde çok popülerdi ya. Evet. Demek ki böyle insanlar işte bir bazen kaptırabiliyor şaşırabiliyor bazen. Bir o ani şöhret tabii ki şöhretti ama herkesin bir dönemi var ya patladı. Biz modacı olarak tanıdık bu arada. Yani istemeyerek yani. Belki çıktı. Biz tamam onun böyle programdaki ukala şeylerini fazla kızları azarlamasını kabul ettik. O role ama, biraz fazla girmiş. Şehitler yani öyle olamaz. Olabilir. Bu toprak nasıl kazanıldı? Yani bu biz vatan burada rahat nasıl oturuyorsak kazanıldı? Şehitlerimiz ve askerlerimiz sayesinde. Şehit ailelerinin çocukları öksüz, yetim yani bu kabul asla edilemez. Ve bunu ama çabalarsa belki bir yılda, elbette belki kaç ya. Yılda çözebilir. Ya da, çabalaması lazım. Hala da bak şöyle anlatıyor. Diyor ya deme bunu Allah aşkına yani hiç akıl verenin, hiç mentorun ya bunun malzemelik yok bir mu? Kısmı yok mu? Yani diyor ki, bir şey. Diyor ki yaşananlardan dolayı üzülmüyorum sadece seyrediyorum. Şehit ailelerine karşı mahcubum. Ha onu söylemiş sağ olsun. Ya şimdi inat ediyor. Hani yani ben onu öyle demek istemedim demek evet, istiyor dostumu, belki. Dostumu düşmanımı görmüş oldum. Ben klavye delikanlılarını düşman kabul etmem. Nur Yerlitaş boş ver dostu düşmanı. Dostunu evet. Düşmanla gördün evet seninle konuştuğumuz gibi. Evet, seni bir kalemde sildiler. Sana açıp da ne yapman gerektiğini söylemeklerini bir kalemde artık. Sildiler. Evet, ama mesele yani. Şu bak bir yol önerdik. Vallahi biz ben burada, de takipten çıktım. Niye çıktım biliyor musunuz? Benim olaydan haberim bile yok. 100 tane mesaj aldım özelden. Siz milliyetçi bir ailesiniz. Bunu hala nasıl bana hakaret etmeye başladılar. Yani. Hala Nur'u Allah Allah benim takip ettiğimi nereden görüyorlarsa. Yok görünüyor. Hala görünüyor mu? Niye takipten çıkmadım? Bak yemin ya, ediyorum şunu söyleyeyim. Ya sayısız mesaj aldım takipten çık. Ben bu yüzden çıktım. Bak olayı ilk kez görüyorum. Hiç duymadım. Bana gelen mesajlardan dolayı dedim herhalde bir şey vardır bu kadar insanlar baskı yapıyor çıktım takipten. Evet, ya benim çıkma sebebim bu. Bir şey yani oldu. Nur Yerlitaş'ın acilen bizim dediğimizi kabul etmesine gerek yok ama mesela ben diyorum ki şehit çocuklarına mezuniyet elbisesi ya da 23 yani Nisan elbisesi. Nisan. Evet. Bir de bir ziyaret destek etsin ya. Binlerce şehit dernekleri harika. Var. Harika bak. Her şehirde var ya. O derneklere bence maddi evet. Yardımda bulunsun ya da ne tabii yapabiliyorsa ki. Yapsın bu başka şekilde yürümeyecek yani. Evet. Hala ortalarda çıkıp o olmadı bu olmadı kuyruğu dik tutmasını bence anlıyorum da. Bence hepsinden özür dilesin gidebildiği yere kadar gitsin. Özür hani buna imkanı da var. Gerçi zorla hayır hayır de. Gitsin. Şehit ailesi derneğini yani dernekleri evet. Ziyaret etsin orada da toplasın insan. İnsanları yemek versin, bir şey çok yapsın, orada konuşma için. Yapsın. Hani bu aynen. Çok o kadar maddi etkileyecek olaylar değil ya. Hani atla deve değil, yapılabilir. Şimdi geçen cuma günüydü gazetelerde bir haber vardı. Hakan Yılmaz biliyorsun tiyatrocu, hı-hı. İyi evet. Bir komedyen. Evet, eşiyle, ay, çok eşiyle birlikte ama. Bir çok saldırıya üzüldüm. Uğradı bir otel lobisinde. Evet. Hakan Yılmaz buna rağmen işini yapmaya devam ediyor. Sahneye çıkmış. Evet. Yüzündeki galiba morlukları da makyajla. Yüzündeki morluklarıyla. Morlukları evet. Da mı var? Evet, tabii ki bebeşine
Eşinin kafasına falan daha şey söyleyeceğim. Bunu şaka tanımayan gibi. Biri yapamaz arkadaşlar. Beni tanıyor musun demiş. O da pardon i̇şte tanıyamadım ya demiş. Ya eşiyle ilgili ya kendiyle ilgili ya alacak verecek ya eskiden kalma aşk meşk. Kendini, ne bileyim. Yok kendini kabadayı olarak göstermeye çalışan bir vatandaş. O durduk yere niye gelip vursun? Durduk yere ya. Gelmiş ama. O öyle. Onun bir geçmişini şöyle bir okuduk da o üstüne olmayan Allah işleri de vazife Allah. Ediniyor. Böyle...